Ekipman yerleştirmeye yine devam ediyorum buradan. Bu sefer bir pompa yerleştireceğim. Gelip yandaki araç paletimden, pompalar bölümünden yatay santrifüjlü bir pompa yerleştiriyorum. Çizimime koydum. Yine sıradaki numarayı al diyeceğim. Assign dedim. Bunu da yerleştirdim. Son olarak bir ısı değiştirici yerleştireceğim ve çizimimi tamamlayacağım. Buradan geliyorum. Isı değiştiricileri inceliyorum. Hangisi benim için uygunsa buradan ben onu yerleştirebilirim. Isı değiştiriciyi seçtim. Yine uygun bir konuma yerleştiriyorum. Listeden bakıyorum hangi numaralar verilebilir. Dilerseniz burada bilerek önceden girilmiş bir etiket numarası verelim ve böyle bir şey yaptığımızda PNID bizi nasıl uyaracak onu görelim. Buraya ben kasıtlı olarak 001 giriyorum. Ve assign dediğimde gördüğünüz üzere PNID hemen beni uyarıyor. Bu numarayı veremezsin. Verdiğin numarayı kontrol et ve sıradan uygun bir numara ver diyor bana. Dolayısıyla kontrol ediyorum. 001 numarası burada mevcut. Dolayısıyla ya kendim elle giriş yaparak yeni bir numara vereceğim ya da otomatik olarak sıradan almasını isteyeceğim. Sıradan al dediğimde haliyle 002'yi atıyor buraya. Assign diyorum. Ve gelip ısı değiştiricimin altına bu bilgiyi yerleştiriyorum. Devamında getirmiş olduğum kazana birkaç nozzle ekleyeceğim. Nozzle eklemek için araç paletimden fittings kısmına geliyorum ve buradan uygun bir nozzle seçeceğim. Aşağıda görmüş olduğunuz üzere farklı nozzle'lar bulunuyor. Buraya dilerseniz kendiniz de nozzle tipleri ekleyebilirsiniz. Bunun için ben buradan Single Line Nozzle isimli nozzle ekleyeceğim tankıma. Seçim yaptım. Nereye ekleyeceğimi soruyor bana. Geldim. Kazanımı seçtim buradan. Daha sonra nereye yerleştireceğimi soruyor. Şöyle iz alarak uygun bir konumu seçtim. Daha sonra sağ tuşla Enter yaptım. Aynı şekilde farklı bir nozzle da ekleyeceğim buraya. Yine hangi ekipmanı ekleyeceğimi soruyor nozzle'ı seçtikten sonra. Tankımı seçtim buradan. Ve sonrasında konumunu seçiyorum. Ve böylece ikinci nozzle'ımı da eklemiş oldum. Buradan mouse'u farklı konumlara seçerek dikkat ettiğiniz üzere eklemiş olduğum nozzle'ın oryantasyonunu da değiştirmem mümkün. Konumunu ayarladım ve sağ tuş yaparak seçimi bitirdim. Sonrasında ise getirmiş olduğum kazanlardan bir tanesinde birkaç eklenti yapacağım. Buna şekilsel olarak birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Dolayısıyla TK005 etiketli tankımı seçiyorum. Ve sağ tuş menüsünden Edit PNID Objects Block diyorum. Hemen düzenlemelerimizi yapalım burada. Çizgi diyorum. Çalışmadan önce Snap modunu ve gridleri kapattım. Geldim. Hemen bir çizgi ekledim. Sağ tuş Enter diyerek çıktım. Daire komutunu çalıştırdım. Rastgele bir yere daire ekledim. Sonrasında blok editöründen kaydedip çıkıyorum. Dikkat ettiğiniz üzere yapmış olduğum değişiklik sadece ilgili kazanda geçerli oldu. Dolayısıyla ekipman ekleme, nozzle ekleme ve fittings ekleme ile ilgili bir egzersiz yaptık ve bunu tamamlamış bulunuyoruz. Burada tek dikkat etmeniz gereken konu tool paletinizin düzgün çalışabilmesi için bölge ve dil ayarlarınızın mutlaka İngilizce ve Amerika olması gerekmektedir. Bu sayede bu egzersizimizi tamamlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla bu dosyayı kapatarak çıkıyorum buradan. Kaydetmeyeceğim.